üzüldüm öldüğü için. Keşke görseydim. Duygu dolu bir gün yaşıyoruz. Hakikaten duygularımı ifade edemiyorum. 83 yıl sonra bu kadar izdiham içerisinde bu insanların buraya gelmesi Türk toplumuna büyük bir mesajdır. Birlik ve beraberliğimiz açısından kimsenin gücü yetmeyeceğinin ifadesidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk ölümsüzdür. Her 10 Kasım'da olduğu gibi Atatürk'e duyulan özlem, sevgi, minnet ve saygı, katlanarak artan duygular coşkuyla dile geldi. Ben 47 yaşındayım. İnanın ki kendim bildiğim bileli hep yokluğunu hissediyorum. Ya bu gerçek duygularımla söylüyorum. Gerçekten çok acı. Sabah kalktık, hemen buraya gelmek istedik. Bu ortam çok güzel. Keşke her gün böyle olsa burası. Çok isterim. Ve 83 yıl sonra yine Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk 7'den 70'e Türkiye'nin dört bir yanından, hatta yurt dışından gelenlerle insan seline döndü. Yes, I come from Germany for look Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek için Almanya'dan sırf bunun için geldim. Ölüm yıl dönümü için telafi edeceğim. It's very interesting to me. Çok ilginç. Atmosfer çok ilginç diyor. Bugün de atamızın huzuruna, onu ziyarete geldik. Bir ölüm değil, bir ölümsüzlük olduğunun bilincindeyiz. Öncelikle ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü tekrardan saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Gerçekten onu kaybetmemiz çok bizim için üzücü oldu. Aynı zamanda anneannem de 90 yaşında. O da bugün çok gelmek istiyordu. Ben Atatürk'ü çok seviyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ve bir kez daha ulu önderin huzurunda onun kurduğu laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağız sözü verildi. Atamı ziyaret etmeye geldim. Bir yanım çok buruk, bir yanım çok mutlu. Buraya bugün atamızı yad etmeye geldik arkadaşımla birlikte. İnsan selini görünce çok duygulandık. İnanılmaz bir ortam var. Çok mutluyuz bunun içinde. İyi ki Atatürk bu ülkeye gelmiş. Bizlere bu vatanı teslim etmiş.